Barış Terkoğlu'nun 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Adil Öksüz olmadı, baldızını alalım başlıklı yazısı. Ayrılığı simgeleyen valiz güç bela taşındı. Kolların birbirine kenetlendiği o anda bitti veda zamanı. Tren uzaklaşıyor. Önce sallanan el, sonra koca tren ayrıntılarını kaybediyor. Bir görme kanunu. Uzaklaşan her şey ayrıntılarını yitiriyor. 15 Temmuz'a doğru gazeteleri açıyorum. Hepsinde numaralar var. FETÖ'nün şehit ettiği insanların sayısı, açılan davaların sayısı, yargılanan generallerin sayısı, hatta kaybedilen malların sayısı. Yaşama dair geç öğrendiğim şeylerden biri. İnsanlar tane değil kişidir. Haliyle tarih toplamadan ya da çarpmadan fazla bir şeydir. Öksüz'ün yerine baldızı yakalandı. Size daha önce hikayesini anlatmıştım. 15 Temmuz darbe girişimini yöneten, sonra nasıl oluyorsa kurtulup giden Adil Öksüz'ün peşine düşen savcıdan söz ediyorum adı darbeden önce iddianamelere giren FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz, Hava Kuvvetleri logolu saati tutanaklardan kaçırılarak Ankara Emniyetine götürülen şüphelilerin arasından son dakikada çekilip çıkarılarak arsa bakıyordu masalına inanılarak serbest bırakılmıştı. Öksüz'ün peşine düşen bir kişi, savcı Cihan Ergün vardı. Savcı Ergün darbeden 3 gün sonra 18 Temmuz 2016 günü Öksüz'ü tutuklanması için mahkemeye sevk etmişti. Ancak hakim Köksal Çelik öksüzü serbest bıraktı. Ergün itiraz edip yeniden tutuklama talep etti. Bu kez hakim Çetin Sönmez tutuklama talebini reddetti. Savcı Cihan Ergün peşini bırakmadı. Yakalama kararı çıkarıp öksüzün Sakarya'daki adresini bastırdı ama kuş çoktan uçmuştu. Adil öksüzü serbest bırakanlar öksüzün kayınpederini, baldızlarını hatta kayınpederinin de baldızını yakaladı. Bu büyük operasyon başarısı günlerce medyanın sayfalarını süsledi. Zaman geçtikçe bunlar da unutuldu. Anlatılan davaların, yakalanan kişilerin kısacası sayıların içinde bunlar da vardı. Görevi ihmal suçlaması. Ben ise hala tanelerin değil kişilerin peşindeyim. Acaba o gün Adil Öksüz'ün peşinde düşen savcı şimdi nerede? Daha önce Sincan Batı Adliyesi Savcılığından Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına sürüldüğünü yazmıştım. 25 Ekim 2018'de tepki olarak emeklilik dilekçesini verdiğini de. Dün FETÖ'cü olanların kendilerine karşı olanları FETÖ'cülükle suçladıklarını söylemiş. Ülkeyi yönetenler gaflet ve dalalet içinde olmasınlar diye tamamlamıştı. Bir zamanlar hükümet medyasında çıkıp konuşabilen Ergün'ün söyledikleri hoşa gitmeyince söz söyleyecek yeri de kalmadı. Cihan Ergün'ün emeklilik dilekçesi kabul edildi, emekli oldu. Konuştuğumuza göre avukatlık yapma hakkını da kullanmadı. Erzurum'a yerleşti. Uzundere ilçesinde noterlik yapmaya başladı. Gel gelelim hayat onun için yine de sakin ilerlemedi. Kendisine mahkeme kararıyla vasi atanmış bir vatandaşın hurmaya ayrılmış aracının 5000 liraya satışındaki usul tartışması nedeniyle hakkında soruşturma açılması istendi. Ergün'e yapılan suçlama görevini ihmal idi. Aslında noterlik yapan Ergün'ü avukatlık yapıyor sanan, önündeki dosyayı da okumadığı anlaşılan mahkeme, avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı'na soruşturma izni için yazı yazınca işler daha da karıştı. Dosyaların oradan oraya gönderildiği, mahkeme kararı sehven diye düzeltilse de Ergün'ün de lekelenmeme hakkı için hakimlerden şikayetçi olduğu dosyanın hikayesi büyüdü. Ergün de Adalet Bakanı'na 5 sayfalık bir mektup yazarak başından geçenleri anlattı. Eski bir savcı olduğu için de yargının yeni üyelerinin nerelerde hata yaptıklarını söyledi. Mektup şöyle bitiyordu. İnsanın incinmesi yargıyı ve adalet idesini incitir. Kısacası 15 Temmuz'da adil öksüz için iki kez tutuklama isteyen, geri çevrilse de peşini bırakmayan, öksüzü koruyan eli bükemeyince görevlerini yapmıyorlar diyerek isyan edip istifa eden savcıydı. Darbeden 5 yıl sonra 5000 liralık bir satışta noterlik görevini ihmal suçlamasıyla hakimlerle başı belaya girdi. Üç yıl önce konuştuğumuzda beni sürgün eden zihniyet hala işin başında demişti. Galiba haklı dedim. Atatürk tablosu adliyede. Umutsuz bitmesin. Merak ettiğim biri daha vardı. FETÖ 15 Temmuz'a Ergenekon ve Balyoz gibi kumpaslarla hazırlık yaptı. Kendilerine engel olan askerleri temizledi. Kendi generallerinin önünü açtı. Beşiktaş'taki ağır ceza mahkemelerinin FETÖ'cü yargıçları birer birer tutuklama yaparken rüzgara karşı yürüyen yargı mensupları da vardı. Bunlardan biri de hakim Oktay Kubandı. Tutuklamalara şerh düşüyor, Fetullahçı hakim mesavcılarla tartışıyor, nöbetçi olduğunda tahliye kararları veriyordu. O da Eskişehir'e sürülmüştü. Adliyeden çıkarken duvarından söküp yanında götürdüğü Atatürk tablosu dönemin sembolü olmuştu. Olağan yargılanmalarım nedeniyle İstanbul Adliyesinde bulunurken Oktay Kuban'ın odasını gördüm. Kapıyı çalıp içeri girdim. Sürgünden İstanbul Adliyesine geri dönmüştü. En güçlü dönemlerinde Fethullahçılara meydan okuyan hakim maalesef ve tabii ki bugün de el üstünde tutulmuyordu. Ticaret mahkemesine atanmıştı. Oturduğu koltukta fotoğrafını çektim. Fethullahçılarla mücadelenin sembolü olan Atatürk tablosu yerine asılmıştı. O gün o odada hukuk düzeninin bir gün bütün çıkar gruplarından temizleneceğinin, Atatürk tablosunun daha da yukarılara asılacağının umudunu gördüm. Beş yıl oldu. Darbenin karanlık gecesi bizden çok uzakta gibi. Uzaklaşan küçülüyor, küçülen ise sayılabilir hale geliyor. Oysa insanların da, umudun da rakamlara sığmayan öyküleri var. Yeter ki dil anlatsın, göz görsün.''